yumurtalık kanseri tedavisinde sıcak kemoterapinin avantajları nelerdir ve hangi durumlarda kullanılmalıdır? Yumurtalık kanseri tedavisinde en etkili ve en önemli basamak yapılacak ilk ameliyatın kalitesi ve geride gözle görülür tümör bırakmamaktır. Yapılan bilimsel çalışmalarda tümör bırakılmayan hastalarda hastalığın tekrarlama riskinin daha az olduğu gösterildi. Dolayısıyla cerrahi tedavide amaç gözle görülür tümör bırakmamaktır. Biz ameliyatla gözle görülür tümör bırakmadığımız hastalarda gözle göremediğimiz mikroskopik kalabilecek hücreleri öldürmek amacıyla ameliyat sırasında sıcak kemoterapi işlemi uygulayabiliyoruz. Sıcak kemoterapi ameliyatın son aşamasında geride gözle görülür tümör bırakmadığımız hastalarda ameliyatın devam ederken, hastamız anestezi almaya devam ederken uyguluyoruz. Ve burada özel bir sıcak kemoterapi makinesiyle yine önceden belirlemiş olduğumuz kemoterapi ajanını karın içerisine yaklaşık 90 dakika boyunca veriyoruz. Burada en önemli nokta gözle göremediğimiz bu mikroskopik hücrelerin üzerine direkt olarak yüksek dozda kemoterapi vermiş oluyoruz. HIPEC yani sıcak kemoterapi yöntemiyle. Yumurtalık kanserinin standart kemoterapisini bildiğimiz gibi ameliyattan sonra, bir ay sonra genellikle damardan veriyoruz ve damardan vermiş olduğumuz standart kemoterapi ilaçlarının gidip hastalıklı bölgeye etki etmesini bekliyoruz. Ve yine damardan verdiğimiz için kemoterapiyi ve kemoterapi ilaçları maalesef tüm vücuttaki tüm organlara ve tüm hücrelere etki ettiği için belli dozların üzerinde kemoterapi veremiyoruz damardan. Çünkü yan etki potansiyeli olduğu için ve bu yan etkiler çok ciddi olabildiği için. Ama karın içerisine verdiğimizde sıcak kemoterapide olduğu gibi kana karışma oranları çok daha düşük olmakta. Dolayısıyla daha yüksek dozlarda kemoterapiyi HIPEC yönteminde direkt olarak hastalıklı bölgeye ve tümör hücrelerinin üzerine uygulayabilmekteyiz. Önemli avantajlardan bir tanesi budur. Bir diğeri ise ısıtılmış olarak sıcak kemoterapi dememizin nedeni zaten belirli bir ısıda bunu uyguluyor olmamız ve ısıtılmış kemoterapinin tümör hücreleri üzerine daha etkili olduğu yapılan yine çalışmalarda gösterilmiştir. Dolayısıyla ısının etkisinden faydalanmak ve direkt olarak kanser dokusunun geliştiği hastalığın olduğu bölgeye yüksek dozlarda verebiliyor olmak sıcak kemoterapinin en önemli avantajıdır. Yumurtalık kanseri tanısı özellikle ileri evre yumurtalık kanseri tanısı alan hastalarımızda biz sıcak kemoterapi yöntemini bilimsel veriler ışığında uyguluyoruz. Özellikle bazı nedenlerden dolayı ilk ameliyatı yapılamayan, dolayısıyla bu kemoterapiyle sürece başlanan, 3 tür kemoterapiden sonra cerrahi planlanan hastalarda sıcak kemoterapi uygulamak hastalarımızda başarıyı artırdığı yapılan bilimsel çalışmalarla gösterildi ve dünyaca ünlü dergilerde bu çalışma yayınlandı. Dolayısıyla biz bu sürece neoadjuvan kemoterapi diyoruz. Yani ilk ameliyatı herhangi bir nedenle yapılamayan ve 3 kür kemoterapiyle başlanıp arada ameliyat, sonrasında tekrar 3 kür kemoterapi planlanan hastalarda aradaki ameliyat sırasında sıcak kemoterapi uygulamak hastalarımızda tedavi başarısını artırmaktadır. Yumurtalık kanseri tedavisi günümüzde